Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim. Mutfaktayım gördüğünüz gibi. Bugün lahmacun yapacağım arkadaşlar. Silex'te deneyeceğim. Ki lahmacunu hiç denemedim daha önce Silex'te. Hem almak isteyenler için bir fikir olur. Öyle arkadaşlar, başlayalım mı? Hamurum için 1 kilo un, toz maya ve tuz. Birazcık da su. Çok az daha un ekleyebilirim. Bu kadar arkadaşlar. Malzemeleri hazırlarken görüşürüz. Lahmacunun içine girecek olan sebzeleri göstermek istedim sizlere. 2 tane büyük kırmızı biber, 2 tane kuru soğan, 3 domates, 4-5 tane yeşil biber ve maydanoz. Bu kadar arkadaşlar. Etimi koydum. 2 topak etim var. Yani 500 gram gelir bence bu. Ondan sonra zaten kalırsa önemli değil. Ben değerlendiriyorum çünkü geri. Biber salçası. 3 çorba kaşığı. Domates salçası kullanmıyorum ben lahmacuna. Ondan sonra karabiber, kimyon, pul biber, acı, o yüzden çok koymuyorum. Ve zeytinyağı. Bu kadar arkadaşlar. Lahmacunluğuma başlamadan önce piyaz hazırlıyorum. Soğan, maydanoz ve sumak. Birazcık da zeytinyağı gezdireceğim üzerine. O kadar. Salatamı da hazırladım. Marul, domates, basit, klasik. Bu arada her zaman lahmacun, hamur eşi falan yemiyoruz. Annemler biraz sonra Türkiye'den geliyorlar. Onlar için hazırlıyorum. Bu arada arkadaşlar, Fransızca videom nasıldı? Hoşunuza gitti mi? Şimdi de soğan. Arkadaşlar şimdi de sumak ekleyeceğim üzerine. Birazcık da zeytinyağı. Piyazım hazır. Beş numaraya ayarladım Silex'i. Etim de hazır burada.
Şekil olarak daha karar vermedim. Çünkü silex uzun. O yüzden ya uzun yaparım ya da iki tane küçük yaparım. Bakalım, bir deneyeyim. İlk lahmacunum sizlere göstermek istiyorum. Üstü çok güzel pişti. Gerçekten. Altı bakın. Çok güzel pişti. Şahane oldu. Gerçekten. Devam ediyorum şimdi. Eskiden arkadaşlar altını tefalde, üstünü de fırında, grillde pişiriyordum. Tabii çok zaman alıyordu. Pratiklik yönünde silex gerçekten çok iyi. Yani bu makinayı 200 euroya aldı eşim. Değer mi? Değer gerçekten. Ama tavasız aldı. Yani tavası daha gelmemişti çünkü. Sırf bu makina 200 euro. Tavası da 30 euro fazla. Öyle arkadaşlar, ama çok iyi gerçekten. Almak isteyenler, tereddütte olanlar olmasınlar, gerçekten bayağı bir güzel makina. Arkadaşlar yakından göstermek istedim. Bakın. Bakın. Bu kadar lahmacun çıktı. Üstüne de iç içe yağladım ve peynir koydum. Burada piyazımız, salatamız. Nasıl pişti diye sorarsanız süper. Çok memnunum ve çok hızlı. Tavsiye ederim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem altı hem üstü. Böyle arkadaşlar. Bunu sizlere göstermek için buraya koydum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.